Eşantiyoncu hafta sonu programını sunar. Pazarlar. Bugün her zaman olduğu gibi öncelikle günün öne çıkan başlıklarına, dünden bugüne yansıyan gelişmeleri aktaracağız. Ama sonrasında iki değerli ismi konuk edeceğiz stüdyomuzda. Ressam Yasemin Limalı ve animasyon ve grafik sanatçısı Ümit Solak bugün bizlerle birlikte olacak. Kendileriyle kolaj, animasyon ve grafik sanatına dair konuşacağız, sohbet edeceğiz. O zaman gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz ise Aydınlık. Aydınlık kasaplar isyanda diyor bugün. Bakanlığın iki zincir market üzerinden et satışı kararına kasaplardan büyük tepki geldi. Türkiye Kasaplar Federasyonu bizden de KDV'yi kaldırsınlar, 6 TL'ye indirim yapalım dedi. Et ve Süt Kurumu KDV dahil kıymayı kilosu 29 TL'den, kuşbaşını ise kilosu 31 TL'den iki zincir markete dana karkas et olarak verecek. Marketler karkas eti yarımşar kilo halinde paketleyip kıymaya da kuşbaşı olarak satabilecek. Aydınlığa konuşan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da kalıcı çözümün Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek etin Türkiye'de üretilmesinde olduğunu söyledi. Biz bakanımızın bize sahip çıkmasını beklerdik ama olmadı. İfadelerini kullanan Federasyon Başkanı, Başkan Vekili yerli üreticiyi bitirmeyelim uyarısında bulundu. KDV konusunda destek beklediklerini dile getiren yardımcı, 1 kilogram ette 4 TL KDV var. KDV'yi kaldırsınlar, hatta 2 TL'de kendimizden indirim yapacağız. Toplamda kilogram fiyatına 6 TL indirim olur. Hodri meydan dedi. Geçtiğimiz günlerde Cuma günü Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da bir açıklama yaptı. Ben o açıklamayı da hatırlatmak istiyorum sizlere. Et ve Süt Kurumu'nun etlerinin zincir marketlerde satılmasına ilişkin bir açıklamaydı. Ne demişti? Bize teşekkür etmeniz lazım. Fakir insanları etle buluşturuyoruz. Bir ifadesi daha var, onu da söylemek istiyorum. Pirzolayı siz yiyeceksiniz, fakir fukara kıyma yiyecek dedi. Bugün Yılmaz Özdil'in de bununla ilgili bir yazısı var. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in. Onu da aktarmak istiyorum hemen. Koyun ithal edildi, inek ithal edildi, saman ithal edildi ve kıyma ithal edildi. Sayın hükümetimiz kilosunu 15 liraya yurt dışından getirip halkımıza ucuz et yediriyoruz ayaklarıyla 29 liradan satıyor diyor Yılmaz Özdil. Evet, bizim etle bir türlü yüzümüz gülmedi ama zeytinyağında 2017'nin ihracat rekorunu kırdık. O haberi getirelim o zaman ekranlarınıza. Türk zeytinyağı dünya genelinde yüzden fazla ülkenin mutfaklarında pişen yemeklere lezzet kattı. 2017 yılı ihracatında en büyük başarıyı zeytinyağı sektörü gösterdi. %213'lük artışla zeytinyağı ihracatı 174 milyon 155 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Türkiye'nin son 4 sezonundaki en yüksek zeytinyağı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bu rakam 55 milyon dolardı. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında ilk sırayı 59 milyon 269 bin dolarlık tutarla İspanya alırken, Amerika'ya 46 milyon 375 bin dolarlık altın sıvı ihraç edildi. Bu ülkeleri 13 milyon 920 bin dolarlık ihracatla İtalya, 12 milyon 239 bin dolarlık altın sıvı satımıyla Suudi Arabistan ve 5 milyon 622 bin dolarla fil dişi sahili izledi. Türkiye'de zeytincilik sektöründeki tüm kurumların zeytinyağı tüketiminin artması için tanıtım çalışmaları yapılıyor. İhracatçılar gelecek yıl Türkiye'de iç tüketimin 120 bin tondan 150 bin tona çıkacağını öngörüyor. Aydınlık gazetesiyle devam ediyoruz yine. Enflasyona iki vadeli çözüm diyor Aydınlık bugün ilk sayfasına yer alan bir başka haberde. Yıllık enflasyonun Ekim'de %11.90'la son 9 yılın zirvesini görmesi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Enflasyonu çözecek sihirli bir değneğin olmadığını belirten ekonomi uzmanları kısa ve uzun vadede atılması gereken adımları açıkladı. Kısa vadede faizi artırmak, uzun vadede ise üretim ekonomisine geçmek,
ifadelerine yer verilmiş Aydınlık'ta. İyi Parti delikli fıçı misali başlığıyla yer alan bir başka haber. Henüz kuruldu ama delikli fıçı misali her yerinden akıyor. Sözcü ve Atatürkçü yazarları umudumuz Asena Meral gazını veriyor. Bu gazla milletin beynini uyuşturuyor ifadelerine yer verilmiş. Yine İYİ Parti ile ilgili bir haberdi. Bebek arabası eylemi, evet farklı bir eylem haberi var sırada. Manisa'da toplu ulaşımda bebek arabalarının açık şekilde halk otobüslerine bindirilmesinin yasaklanması üzerine kadınlar bebek arabasındaki çocuklarıyla birlikte eylem yapıp kararı protesto etti. Fotoğrafları görüyorsunuz, ellerindeki dövizleri kadınların. Devam edelim yine Aydınlık'ın ilk sayfasına yer alan bir başka haber. Gazetemiz yazarı Sebahattin Önkibar, TÜYAP fuarındaki kırmızı kedi standında kitaplarını imzalarken 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar gözaltına bile alınmadı deniliyor. Önkibar saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli'nin organize olmuş fedaileri bunlar çok belli dedi. Önkibar bir kitaba dahi tahammül edemeyen bu zihniyetle karşı karşıyayız. Ama eğilmeyeceğiz, inatla mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı. Genel yayın yönetmeni İlker Yücel de saldırganların yakalanmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde de İhsan Eli Açık'a benzer bir saldırı gerçekleştirilmişti Kayseri Kitap Fuarı'nda. O bilgiyi de aktaralım. Sözcü gazetesiyle de devam edelim. Sözcü 16 yıl sonra ortaya çıkan sır diyor. Ecevit Fazilet Partisi kapatılmasını diye Sezer'den ricacı olmuş. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 2001'de Ecevit'i anayasa kitapçığı fırlatmasına neyin yol açtığını ilk kez anlattı. Herkes Ecevit'le gerginliğin MGK'daki anayasa kitapçığı olayından kaynaklandığını zanneder. Ancak gerilim Fazilet Partisi'ne açılan kapatma davasıyla başladı. Ecevit iki kez gelip Fazilet'in kapatılmaması için arkadaşım olan AYM üyelerine terkinde bulunmamı istedi. Yıllarca AYM'de görev yaptığım için kırıldım ve reddettim. Bir süre sonra yeniden gelip aynı istekte bulundu, yine reddettim. Bu durum sürerken 19 Şubat 2001'deki MGK'da yaşanan olay asıl neden Ecevit'in bu isteğiydi deniliyor. Ecevit bugün anılacak Kıbrıs Fatihi ve Karaoğlan lakaplı merhum başbakan Bülent Ecevit 5 Kasım 2006'da vefat etmişti. Bugün ölümünün 11. yıl dönümü Ankara Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Bu bilgiyi de aktaralım. Devam edelim yine. Mehmetçik kendine kurşun sıkan haine ilaç verdi. Yiğitliği ve insanlığıyla destan yazıyor Mehmetçik diyor Sözcü gazetesi bugün. Haberin ayrıntılarını aktaralım hemen. Tunceli'de 8 teröristin öldürüldüğü operasyonda PKK'lı yaralı bir kadın terörist Mehmetçik'e teslim oldu. Mehmetçik kendisine kurşun sıkan terörist de insanlığını gösterdi. Askerlerimiz bitkin haldeki yaralı haine yiyecek su ve ağrısı azalsın diye ilaç verdi. Bir başka asker de kadın teröristin ayağındaki kurşun yarasına pansuman yaptı deniliyor. Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı teröristin Sema Kod adlı Besna Kartal olduğu, başına 300 bin lira ödül konulduğu da öğrenildi ifadelerine yer verilmiş. Putin'den Çağlar'a Rus devlet nişanı. İş adamı Cavit Çağlar uçak kriziyle bozulan Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinde büyük rol oynadı. Rusya lideri Putin dün Çağlar'a bu dostluğu için Rus devlet nişanı verdi ifadeleri yer almış. Yüzbaşı şehit cenazesinden dönerken şehit oldu. Yüzbaşı Burak Bilen'in içinde olduğu araç Hakkari Direcik'te şarampole yuvarlandı. Bir başka haber. Yine bir başka haberle de devam edelim istiyorum. Mersin'deki esrarengiz kazı tamamlandı ancak tartışmalar bitmiş değil. Belirsizlikler bitmiş değil. Ulusal kanalda vatandaşlara, çevredeki vatandaşlara mikrofon uzattı. İzliyoruz. Son verildi. Açıklama yok. Delil mi yok ediliyor? Son verildi ama şimdi girdik içeri yine bırakmıyorlar. Demek ki artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten birebir el koyması gerekiyor olaya. Gizemli kazı çalışması sona erdi. Ancak sorular yanıt bulamadı. Önce cinayet dediler. Evet. Bir polis ölmüş dediler. Ondan sonra altın bulunduğunu söylediler. Böyle bir söylentiler. Mersin Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi'ndeki 4 evin avlusunda yaklaşık 1 yıldır kazı çalışması sürüyordu.
aniden sona erdi. Ancak bir yıldır orada ne yapıldı, sonucunda neye ulaşıldı kimse net bir şey bilmiyor. Sadece BİMER, mimari olarak kültür varlığı bulunmadığını, bulunan pişmiş toprakların da incelemeye gönderildiğini belirtti. 7/24 biz buradayız. Gördüğümüz mavi kapı, bir de kırmızı ev. Başka da bir şey yok. Ulusal kanala konuşan çevre sakinleri de ne olduğunu bilmiyor. Kazı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Yok altın götürdüler. Yok kimisi de heykel götürdü. Kimisi de Donuttaş'a bağlanıyor. Aşağıda saklı kent var. 150 metrekarelik kazı alanı toprakla kapatılmaya başlandı. Yine de içeriye kimsenin girmesine izin verilmiyor. Bakar mısınız? Ev sahibi Ahmet İpekoğlu da bir yıldır evine alınmadı. Köstebek yuvası haline getirildi. Aşağıda çok daha ilerlere gidildi ve inanılmaz su çıktı. Ve herhangi bir yağışta tüm evlerin çatıları içeriye doğru göçtü, duvarları göçtü. Ailenin avukatı Mehmet Habip Emekçi resmi bir açıklama beklediklerini söyledi. Devlet sırrıdır. O zaman biz çekilir gideriz. Saygımız ona sonsuz. O zaman belge isteyemeyiz ama resmi ağız açıklama yapmadı. Anladım. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz gazete manşetlerini aktarmaya. Yıkımın müjdesi pahalıya patladı diyor Cumhuriyet. Erdoğan'ın AKM'yi yıkacağız açıklamasının bedeli 775 bin TL. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 1 Kasım'daki 3. Kültür Şurası'nın açılışında müjde olarak İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılacağını duyurmuştu. Sanatçıların ve toplumun büyük kesimini karşı olduğu bu yıkımın müjdesinin bile kamuya maliyeti 775 bin TL'yi bulduğu ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı saraydaki törenin ihalesini pazarlık yöntemiyle yaptı. Yöntemi seçme gerekçesi ise doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi yapılmasının zorunlu olmasına dayandırıldı. Gökçe'nin yerine Tuna. Evet, AKB'de eğilim araştırmasının sonuçlarını yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi. AKB'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçe'nin yerine gelecek isim için eğitim yoklaması yapıldı. En fazla oyu Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna aldı. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek detayına yer verilmiş. Cumhuriyet'in ilk sayfasında bir karikatür var. Ben yönetmenimiz Buse'den yakınlaştırmasını istiyorum kendisinin. İlk sayfasında manşetin hemen yanında yer alan karikatürü. Son günlerdeki tartışmalarla ilgili bir karikatür. Fırsat eşitliği yalan diyor yine Cumhuriyet ilk sayfasına yer alan bir başka haberde. Hakkari'deki çoban öğrencinin başarısı kendi çabasıyla, fırsat eşitliği yalan. Türk Eğitim Derneği'nin orta öğretimi yeniden düşünmek başlıklı raporuna göre orta öğretime geçiş sistemi ülkenin tüm çocuklarına fırsat eşitliği sağlamaktan çok uzak. Başarılı çocuklar fırsat eşitliği nedeniyle değil, bireysel çabayla başarılı oluyor. Merkezi sınav ve yerleştirmenin Hakkari'deki çobana eşitlik sağladığı varsayımının fırsat eşitliği yerine sınavla eşitleme kurgusu olduğu kaydedildi. Bu tür başarının halkla ilişkiler fırsatı olarak kullanıldığına vurgu yapıldı. Evet, çok ilginç. Fırsat eşitliği değil, halkla ilişkiler fırsatı tespiti yapılmış. Türk Eğitim Derneği tarafından gerçekten iyi bir tespit diye düşünüyorum. Ayrıca bugünlerde TEOG yerine gelecek sistemi ne olacağını uzun süredir bekliyorduk. İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bugün saat 12'de açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın editör masasında konuk olacak ve orada açıklayacak. Devam edelim. CHP'den Filistin'e destek mektubu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Şeria'da Fetih Hareketi Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nun düzenlediği konferansa mektup ileterek Filistin'de barışı desteklediklerinin altını çizdi. Musul ve Kerkük'teki savaştan kaçan yaklaşık 2000 Türkmen ve Arap mülteci bu kez Hakkari Şemdinli'de soğukla savaşıyor. Şimdiden 6 aylık bir bebek donarak öldü, ölümün sınırındalar diyor Cumhuriyet. Ve bir başka gazetemiz Hürriyet'le de devam edelim yine günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya. Hürriyet bir tıkla silah manşetiyle çıktı bugün. Umut Vakfı'na göre Türkiye'de %85'i ruhsatsız, 25 milyon silah bulunuyor. İnternetten silah almanın da deterjan almaktan hiçbir farkı yok
ifadelerine yer veriliyor. Bireysel silahlanmada internetten satış kontrolden çıkmış durumda. İkinci el tabanca satan sitelere güven noterdeki devir işlemine dayanıyor. Tüfek satışlarındaysa herhangi bir ürün alırmış gibi silahınızı seçip sepete giderek ödemeyi tanımlıyorsunuz. Kimi siteler önceden ödemeden önce av tezkeresinin fotokopisini istiyor. Ancak bu yaygın bir durum değil. Bazı sitelerde amacın avcılık olmadığı da silah tanıtımından belli. Silahlar pompalı tüfek yakın mücadelede yivli tüfekken Kalaşnikov'dan G3'ten daha etkilidir gibi notlarla da satılıyor. Ekmek almaktan daha kolay diyor silah satışlarına ilişkin. Kim diyor bunu? Nihat Palandöken. Pendik'te okulunun önünde pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, insan ekmek almaya bile 3 adım yol giderken kapıya kadar silah servisi yapılıyor eleştirisini getirmiş. Haklı bir eleştiri. Devam edelim bir başka haberle yine. İyilikten uzaklaşıyoruz. 7 yıl aradan sonra Yol Ayrımı filmiyle karşımıza çıkacak olan Şener Şen, Hababam sınıfı yıllarına duyulan özlemi anlattı. Aile, dostluk, hepimizin özlemini duyduğu şeyler, naif, duyarlı, birbirini kollayan, saygı duyan insanların öyküleri onlar. Pragmatik yaklaş, bir ilişkiye çıkarım varsa gir, yoksa girme gibi yeni değerler bizi iyilikten uzaklaştırıyor diyor Şener Şen. Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi, Suudi Arabistan Yemen füzesinin ardından siyasette yolsuzluk depremiyle sarsıldı. Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman başkanlığında daha dün kurulan yolsuzluk karşıtı komitenin 11 prens ve onlarca eski bakan için gözaltı kararı verdiği duyuruldu. Ekonomi Bakanı ve Ulusal Muhafızlar Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı da görevden alındı deniliyor. Yemen, Suudi başkentine füze attı. O haberi de aktaralım. Yemen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Hata benim, gereğini yapacağım diyor Aykut Kocaman maç sonrası yaptığı açıklamada. Süper Lig'de son zor günler yaşayan Fenerbahçe dün de Ankara'yı 2 puan bıraktı geride. Teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyali verdi. Fenerbahçeliler rahat olsun. Başarısızlığın sorumlusu benim. Bunun için bir faturası var. Kendi adıma gereğini yapacağım dedi. Bir haberi daha ekranlarınıza getirmek istiyorum. Beşiktaş'taki metro kazısında bulunan mezarlar yeni bir tartışma yarattı. O mezardakiler Türk mü değil mi tartışması. O haberi getiriyoruz ekranlarınıza şimdi. İstanbul'da bir süredir devam eden metro çalışmalarında yaklaşık 3500 yıllık bir mezarlık kazılıyor. Kazılarda şimdiye kadar 35 kurgan mezar tespit edildi. Ölü gömülür, onun üzeri yükseltilir. Sadece yükselti bölümüne biz kurgan diyoruz. Belki bir anısallık kazandırmak amaçlanmıştır. Belki de hakikaten Türkçe kökenli bir sözcükten muhtemelen geliyor. Kurgan, koruyan. Alttaki şeyi koruyan anlamında. Tartışma kurgan mezarlarındakilerin kim olduğu sorusuna odaklandı. Profesör Doktor Şevket Dönmez mezardakilerin Türk olmadığını savundu. Bu mezarların Türklerle bir alakası yok. Ben de şöyle sorayım ya, Türk olsa ne olur, Türk olmasa ne olur? Uzaktan bile bir İskit kurganını görmeyen bir adamın bu kadar büyük laflar etmesi çok sakıncalı yani kendisi açısından. Avrasya Göçer Kültürler Arkeolojisi uzmanı Profesör Doktor Semih Güner'i de neye göre Türk değil diye sordu. Güner'i İstanbul'daki kurganların Türk Altay kültürüne ait olabileceğine vurgu yaptı. Üçüncü dalga göç Karasuk göçleridir. Son Tunç Erken Demir Çağı'na tekabül eder ve bu göçler Sirdarya bölgesine kadar gider. Karadeniz'e kadar da gider kurgan hikayesiyle tam oturuyor. Yani 1100-1200 oradan gelen göçler Türk Altay dili konuşan halklarının konuştuğu dili konuşan halklar bunlar. Profesör Güner'i kurgandaki ölü gömme stilinin de Türk Altay geleneklerine çok yakın olduğunu belirtti. Hoker yani büzülmüş bir şekilde yan tarafına yatırılmış bir şekilde gömme doğrudan Altay, Türk Altay gömme stiline çok yakın. Türkler tarihlerinde hiçbir zaman yakma gömü geleneğini kullanmamışlardır. Türklerde ölü yakma geleneği yok
demek için hakikaten cahil olmak lazım. Türklerde kremasyon var ama nereye kadar var? Bunun sınırı var. 9 Eylül Üniversitesi Kafkasya ve Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Semih Güner'i önemli bir soru ortaya attı. Türk değil diyorsanız o zaman bildiğiniz bir şey var demektir. Yani o kadar eminseniz nedir o zaman? Yani ya Türk değilse Avrupalıdır. Böyle de bir şey var, bir hipotez var. Eğer bunu da bilmiyorsanız ben de hatırlatayım. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Saldırgan sürücülük. İşte Bağdat Caddesi'nin psikolojik analizi olarak yer vermiş Milliyet bugün. Meclis Trafik Sorunlarını Araştırma Alt Komisyonu'nun yaptığı psikolojik analize göre kazaların sık yaşandığı ana caddelerdeki sürücüler hızlarıyla gurur duyuyor. Profesör Sümer, hız sınırlarının 7 kilometre düşürülmesi halinde yatırım yapmadan ölümlerin %50 azalacağı görüşünü paylaştığı ifadelerine yer vermiş. Sıradaysa reklam. Eşantiyoncu hafta sonu programı devam edecek.